Nimaga ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalarga ko'proq sarflayapmiz deb savol berdim. Biz o'rganayotgan jarayonlar tenglamasi aynan shunga olib kelyapti. Albatta, tabiat bizi Ba'zi atrofimizdagi sodir bo'ladigan ixtiyoriy harakat qandaydir o'zgarish yoki birinchi tartibli yoki ikkinchi tartibli differensial tenglamalar bilan tasniflanadi, ifodalanadi. Oddiy misol to'g'ri chiziqli harakat misol qarasak, u birinchi tartibli dimensiya tenglama bilan misol oddiy harakat tenglamalar. Xulosasi qarasak. Tezlanishli harakat. Ularda ikkinchi tartibli. Ana birinchi tekis harakatda birinchi tartibli. Chunki nima koordinata bo'yicha birinchi tartibli, vaqt koordinatadan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila qatnashadi. Endi kuch ta'sir qilayotgan bo'lsa, İkinci tartib bo'lib ikkinchi ketadi. tartibli bo'lib ketadi. Keyin nochiziqli qandaydir bir hodisalar uchraydigan bo'lsa, unda yuqori tartibliroq, yuqoriroq tartibli differensial tenglamalarga kelamiz. Endi bu fizikani masalan gidrodinamikada, elektrodinamikada o'sha nochiziqli jarayonlar degan bir fanlar bor, o'sha o'sha darslar, o'sha fanlarni agar sizlar o'qisalaring bu yerda hatto 3-chi, 4-chi tartibli hosilali differensial tenglamalar ham qaraladi. Lekin bizda hozir ko'rib turibsizlar, asosiy vaqtimizni 2-chi tartibli differensial tenglamalarni yechish usullarini o'rganyapti. Shuning uchun bu eng nimasi deb xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eng sodda holat, to'g'rimi? Eng sodda holat ekan. Mana oddiy Newtonni o'sha F barobar kuch teng massa ko'paytirilgan tezlanish degan o'sha tenglamasini qaraydigan bo'lsangiz, ikkinchi tartibli vaqt bo'yicha ikkinchi tartibli differential tenglamaga kelamiz, to'g'rimi? Shuning uchun mana shu mohiyat, shuni sezishlaring kerak ich-ichlaringda, fizik sifatida. Umumiy holda biz matematika tilida ifodalayapmiz tenglamalarimizni. Fizikada ishlatadigan belgilashlarimiz bu yerda kamdek tuyuladi, lekin siz nima uchun masalan fizikadagi belgilashlarni ishlatmayapmiz? Kim aytadi? Tezlikni V deb belgilamayapmiz, tezlanishni A deb belgilamayapmiz. Kuchni Umumiy holda ishlayapmiz-da ustoz. Ha, albatta. Ixtiyoriy men aytardim mana darsda. Ba'zilar kulishardi. Siz qandaydir bir matematik ifodalar bilan ishlagan paytingizda ixtiyoriy o'zgaruvchilarni kiritishingiz mumkin o'zingizni, o'zgaruvchilaringiz. X, Y, Z, Xi, Eta, Beta. Hali men ba'zida hazillashaman. Oshqovoqni rasmini chizib ham ishlashingiz mumkin. Oshqovoq faqat bu yerda nimaligini aytib qo'yishingiz kerak edi. To'g'rimi? Eslaringda bormi o'sha dars paytida men ozgina qochirish qilardim. Shu umumiyroq, kengroq fikrli degan mutaxassislar bo'lishlaring kerak-da. Faqat kimdir qaysidir bir belgilashni kiritgan bo'lsa, o'sha belgilashga yopishib olish shart emas degan bir g'oyani aytmoqchiman. Siz o'zingizni belgilashlaringizni kiritib ham ishlashingiz mumkin. O'sha talabalik paytimda, nima bo'lgan? Abituriyentlik paytimda men fizikadan imtihon topshirganimda ro bilan zichlikni belgilashdi. Hayronman qanday qilib o'sha roni esimdan chiqarib qo'ydim. X bilan belgilab ishlaganman. O'shanda ustoz so'ragan edi men imtihon qabul qilgan. Rahmatli ajoyib inson edilar. Musobaqa aka. Shu odam X nima deb so'ragan edi. O'shanda men zichlikni belgiladim X orqali deb javob bergan. Shunaqa gaplar. Demak, darsimizga o'tamiz. Misollar o'sha 6-yu 1 misolni ishlash bo'yicha kimdadir savollar bormi? Hech kimda savol yo'qmi? Hamma tahlil qilib chiqdimi o'sha misolni? Hammaga tushunarli, shumi? Shunaqami?
O'zingizlar iltimos qiluvchilar, hurmatli assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zingizlar iltimos qiluvchilar, bitta misolni ishlab beringdi. To'g'rimi Muxtor? Ha, shunaqa edi. Hech kimda savol yo'q mana. Hammasi tushunarli. Lekin hammasini biz ishlab mana jo'natdik sizlarga. Ko'rdinglarmi shu ishlashni metodlarini, ko'rdinglarmi qanaqa ishlash kerak? Ko'rdik, ko'rdik ustoz. Ha, oldinglarmi yaxshi. Qaray, tushunarlimi? Mana WX funksiyani ham qatnashtirgan ekansiz domla. Ha. O'shanda qachonki mana bir jinsli bo'lmagan holatda, ya'ni FX tga bog'liq bo'lar, lekin bu vaqtga bog'liq bo'lmagan holat, ya'ni 0 holat edi. FX ham daj 0 edi, to'g'rimi? 6. To'g'ri, ha. X ga bog'liq emas. WX ham kiritib yuborishimiz mumkin ekanda demak deb qoldim. Qayerda? Yo'q, siz nimaga mana funksiyani izlashda, funksiyani izlash turibdi mana T. Ko'ryapsizmi? Mana mamma 0 emas. Shuning uchun men mana bunaqa 4-yechim mamlaqa ko'rinishda qidiramiz, deb bizlar. Aha, mana u funksiyani ham izlaganmiz WX deb. Yo, WX o'sha qildirdiki, mamni chegaraviy shartlarni 0 qilish uchun. Mana mana hamma qo'shimcha informatsiya mana yoqqa ketdi-da. A mana mamma nimaga bizga 0 qilyapmiz? Mana shu ikkalasi 0 bo'lish kerak mana mamma ikkalasi. Chegaraviy shartlar mana ikkinchi shart. O'shandagina mamma W'ga man, mamni o'rniga W'ni man Fourier qatorini ishlataman va yechim ikki qismdan iborat bo'ladi. O'sha WX WX ham ishlatishimizni qachonki mana yuqoridagi birinchi tenglama bor o'sha. Masalan. O'shani algebra yig'indisi FX ga teng bo'lganda deb olib ketardik yoki biror bir koeffitsient. Bir 0 ni shunaqa deb qaradik-da demak-a. No, albatta bizlarning maqsad mamni 0 qilish mana. Mana mashin 0 qilish. O'shandagina men Fourier metodini tatbiq qilishim mumkin bu masala ishlashiga. Bu masala ishlamaymiz. Shuning uchun mana mamlaqa manba tenglama o'rniga bizda ikkita tenglama chiqadi. Bitta tenglama V uchun mana uchun. Ikkinchi tenglama mana man bu uchun. WX uchun. Chegaraviy shartlar mana qisman mamga o'tib ketdi mana. Mana ikkita tenglama chiqdi. Ko'rdinglarmi? 6 mana 7 chiqdi. Mana chegaraviy shartlarni qo'yamiz. U 0 barobar bo'lish kerak V 0 plus W 0. No bu 0 bo'lganligi uchun men ikkalasi ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana ikkalasi 0 teng bo'lgandan keyin mana mamni kelib chiqadi sizlarda. To'g'rimi? 8 bilan. Tushunarlimi bo'lsa? Mana bu ikkinchi chegaraviy shart. Mana bu ikkinchi chegaraviy shart. U LT barobar T sizlarda. Shuning uchun mana mamni 0 deb olaman-da men. O'shandagina ikkitasi V uchun 0 bo'ladi. Mana bu bilan bu 0 bo'ladi. Ko'rdinglarmi? A mana bu esa manda mamminga teng bo'ladi chegaraviy shart. Shuning uchun mamba tengla V ni yechganimizda biz mana mamba chegaraviy shartini ishlatamiz. 8 bilan 10 ni W ga yechganda 9 bilan 11 ga ishlatamiz. Chegaraviy shartlarini. Endi chegaraviy shartlar bu oddiy diferensial tenglama chiqdi. Xulosa yagona yechim olish uchun biz mana mamba WX ni ishlaymiz. Bir marta hosil olsam nima chiqadi menda? Doimiy C1 chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bundan buni ishlash tushunarlimi? Tushunarli, tushunarli. Endi mana bundan yana bir marta integral olaman. To'g'ri, mana bundan integral olaman. Bundan integral C1 chiqadi, integral dx dan 2 chiqadi menda. Plus aniqmas bo'lganligi uchun menda nima chiqyapti? Boshqa bir koeffitsient. Ya'ni yechim mana mamma ko'rinishda bo'yapti mana. Mana endi mana maqsadim C1 bilan C2 ni topish. Mana birinchi shartni yozaman. X barobar 0 da W 0 ga teng. Mana WX o'rniga 0 qo'ydim. Buni o'rniga 0 qo'ysam, mana bu hammasi 0 bo'lib ketadi. C2 ning o'zi qoldi, bu barobar 0 bo'ldi. Demak, C2 o'zgarmas kattalik 0 ga teng ekan bu misolda. Ikkinchisi chiqadi nimada? L qo'yaman X o'rniga. Mana mamni o'rniga L qo'yaman. Mana bu C1 L barobar bo'ladi V L T ga. Ana oldinda chegaraviy shart shunaqa edi-ku, to'g'rimi? V L T ga teng edi. Bundan mana. Mamni ishlatdim men. 11. Birinchi gal mamni ishlatdim. Mamni ishlatdim birinchi gal. Mana C L. Mana bu yerda men C L topaman. C L barobar T taqsim L bo'ladi. Mana endi mamni W W X ga qo'yamiz. C 2 0 ga teng. C1 o'rniga mana mamni qo'ydim. Shuning uchun WX barobar X ni taqsim X ko'paytirganda taqsim L chiqdi. Ha, mana mana shunaqa chiqdi. Mana birinchi tenglamani biz yechdik. Endi ikkinchini yechamiz.
İkinci malum bu. Bana en kereli bana mı böyle? Bana hazır. Koordinam ikisi 0 topturuptu. Bana 0 0. Bana benim olan ben bunu Furiye'ni kullanışım mümkün. Furiye'ni kullanışım. Hmm. Normalde Furiye'ni tapışım. Yani ben başlangıç şartla tapışım kere. Çünkü bu, bu da ne fakat X bu için ikinci tartıbı hazırlık eti vardı. Belki T bu için bana. Ben benim var. Ben bunu ben çekerevi şartla alıkla aldım bana. Yani bana bunu tapışım kere. Bunu mu bırak? X0 beraber VX0 plus WX. Bu da T yok. Bu da bunu orada katlanış bırakdı. Yani bana bu manda. Bana. WX0. 0 geteyim bu vattı. Yani bunu VX sorunu gel. Hasılasını yazdım ben. Bana. Hasılasını yazsam manda 0 çıkadı. Yok ki W yok. T boyunca hasılasam bana manda T var T yok aladı. Bana bu kere bu. Bana ikinci çiçeğe başlangıç atmam bu. Birinci başlangıç adı bana bu. İkinci başlangıç adı bana bu. Nemeye gerek yok. Çünkü yeçim bugünden ki gen, yeçimde bende nemeye uzgarmaz. İki de kafiyetten çıkadı. Furiye kadar yöyle gelindi. Ana şunu için gerek bu. Tengileme. Ben bana öyle çıkara başlangıç yeçimle. Bana şimdi, bende masalarını bana nemeye şekillendirdim. Ve için. Bana bu tengileme. İyi bana bu. İki de başlangıç şart. Bana bu ikisi çekerevi şart. 14, 15, 16 bana tenglama polnistü şakirlendi. Tenglamanın ozu var. Bitti bana tenglama. İkisi çekerevi şart var. Çünkü ikinci tartılı. İkisi t boyunca hasıla var. İkisi neman var? Başlangıç şart var. Çünkü x boyunca bana 0 geteyim. Bana şimdi bunu işleyimizi. Bu yeni sırada malum. Bana neman geteyim bu tenglama. Summa, sinus, pi, ne? Bu Furiye'nin nasıl yakışı? Furiye'nin yakışı mı dedim? Bana bu yeçim tayyar, buldu. Bu kanaka tengileme buluştan katı nazar. Kanaka şarayet buluştan katı tengileme, uca yeçimi malum. Biz hani vazifem fakat bana bu A-N'manan B-N'ni tapış. Bula hamması nemege bağlı? Bula hamması bağlı? Başlangıç şartlıge. Uşa masalanı koyuluşudan, masalanın birleşidan, masalaki kanaka şart koyuluşudan yagona bir yeçim tanla varuş için bana şu AN'dan BN'ni ben kısaplaşım ki. Bana AN'dan BN'ni ben kısaplaşım bu kitabımızda bana başına yazılırken bu. Bu konuda bana bu BN bize de 0 geteyim böyle. Çünkü bana bu birincisi 0 geteyim. Birinci başlangıç şartımız. Bana tepeye salıp çıkayım. Bana. Nasıl ama geldi. A ikkinchini hisoblashim men mamnun qo'yishim kerak. Hosil olib turib qo'yamiz. X integraldagi deb qoladi, 1 taqsim l chiqib ketadi. Manba uje mana yechimi. Mana bu yechim chiqadi undan. Mana px barobar menda minus x taqsim l. Yi mana qo'ydim. Qo'ysa mana 2 o'zi l pn boradi mana. P 0 dan l gacha x sinus. Buni endi biz integrallashimiz kerak. Yende sizlarga ma'lum bo'lgan bo'laklab integrallash bordi, to'g'rimi? Qanaqa bo'laklab integrallardi? Integral u dv ni olsam men. Bu bo'lardi u v minus integral v du bo'lardi, to'g'rimi? Men bu yerda sal boshqacha yo'lni sizlarga taklif qildim. Chunki bo'laklab integrallashni sizlar yaxshi bilishingiz kerak deb. To'g'ri chiqarganligimni tekshirib ko'r. Alabay? Alabay. Bu yerda q o'zgarmas sonku, to'g'rimi? O'zgarmas son, lekin men uni kat bu o'zgarmas son qilib baribir mana mashina keyinchalik bu nima qiladi mana. Men mana ma'muni mana ma'munaqa yozdim men. To есть kosinus faras qilib o'zgarmasdan deb uramiz biz, buni nimasi yo'q, unaqa muammo. Mana ma'mundan q bo'yicha hosilasa nima chiqadi menda? Kosinusdan birinchi integral kosinus qo'yildi. To'g'rimi? Kere yana mamı QX'dan hasıl olsam, Q kötüküde bana bu X'i. Bana mamından mamıya geldim. Bana bundan mamıya götür, çünarlıyım mı? Hı hı. Ha? Çünarlı. Bana, yeni ne maklamam ben? Yeni ben mamı hasıl olsa kaladı. Bana ben integrallıyım ben, kosinus. Kosinus integral olsam, bir taksım Q, sinus QX çıkadı bende. Sinus QX çıkadı. Burada en, bana bu chegara va shartlar oxirida qo'yiladi. Hamma operatsiya bajarilgandan keyin. Demak, men oldin nima qilishim kerak? Endi men q bo'yicha hosil olaman bu ifodadan. Ya'ni mana bu ifodani hosilasi ko'padirgan bu,
plus sinusi xosrasi ko'paytirgan bu. Buni xosrasi minus 1 taqsim huquq kvadrat chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Sinus ko'paytiramiz plus buni xosrasi sinus xosrasi kosinus chiqadi. Kosinus chiqadi, qx dan xosrasang q bo'yicha x chiqadi. Mana bu 1 taqsim q, mana bu bor. Mana endi mana bu ifodaga men 0 dan l gacha qiymatlarni qo'yib chiqaman. 0 ni qo'ysam 0 bo'ladi, shuning uchun men l ni qo'yaman. X o'rniga l qo'yaman mana mantiqa. Q'ning qiymatini mana bu yerga yozdim mana. Endi sinus har doim 0 chiqadi, sinus pn to'g'rimi? Manda faqat mana bu ifoda qoladi. Bu ifoda faqat mana bu l qoladi. Chunki cosinus ham yetishini mumkin, mana bu x bo'lganligi uchun mana bu ikkinchi pastki qiymat 0 ga teng bo'ladi. Faqatgina l manda qoldi. To'g'rimi? Tushunarlimi? To'g'ri. Mana l ni qo'yaman, mana mana bu ifoda manda chiqdi. Mana mana bu xabarsidan 4 tasidan ikkitasi 0 beradi mana bitta, bu yerda bittasi 0 beradi. Faqatgina mana mana bu mana x o'rniga 0 qo'y. Faqatgina mana mana l qo'yganimdan keyin mana mana x o'rniga l. L ni qisqaradi mana. Mana bu pasti l qo'yni mana qo'y tepaga chiqadi. Pn kvadrat chiqadi mana. Cosinus pn manda chiqdi. Endi cosinus pn nimaga teng? Minus 1 darajasi nima bo'ladi bu? N. Mana manda chiqdi. Mana koeffitsient manda mana shunaqa kelib chiqdi. Masha metod bo'yicha qanaqa savollar bor? Bu metod yaxshi bo'laklab integrallashga qo'y. Masalan x bo'lgandan keyin mana tepaga chiqing. Iltimos tepaga. Yana bitta. Yana mana. Mana ko'rdi biz mana bu integralni qoida hisobladik. A endi mana. Bu yerda x turibdi. Bir marta bo'laklash mumkin. Agarda x kvadrat bo'lsa buni 2 marta bo'laklash kerak. To'g'rimi? A 2 marta bo'laklash o'rniga men mana bitta 2 marta hosila yozaman. D kvadrat tasim d kvadrat sinus bo'ladi, faraz qiling mana x kvadrat bo'lsin. Mana shuni ishlab ko'ringlar o'zingizlar, faraz qilinglar. Mana bitta kvadrat bo'lsin. Funksiya o'zliksiz 1 tek x bo'lgani uchun shuni qo'llab ketdikmi? Agar unaqa bo'lmasa qo'llamaydik-da, to'g'rimi? Albatta. Biz mana nima uchun x bo'lganligi uchun buni oddiy integral emas, buni bo'laklab faqat integrallaymiz, to'g'rimi? Shunday. So'zda x ning darajasiga qarab xoslan darajasi o'zgaraveradi. Albatta, agarda x kvadrat bo'lsa, mana bu dedi, sizda x ning xosila bo'lish kerak. Mana mana bitta. Formula ekan, x darajasi n degani d ning darajasi. 2 marta xosila olsanglar, kosinusdan 2 marta chiqadi, to'g'rimi? Sinus kelinadi, yana kosinus kosinusiga keladi, to'g'rimi? Faqat bitta savolda. Labe, ha. Mana shu q o'zgarmas sonni q deb belgilab olib ishlayapmiz-ku. Ha. Ana shunda savol tug'ilyaptiki, o'zgarmas sondan bo'yicha hosil olyapmiz-da, shu sal tushunasiz. Qanaqadir ma'no bu yerda biz o'zgarmas son degani mana siz to'g'ri mana sal tepaga chiqinglar. Sal tepaga. Mana q, mana q'ni mana bunda belgiladim men. Mana pn ko'patgan. Mana mana shu bo'yicha men hosil olyapman-da, endi to'g'rimi? Bu yerda hammasi nima? O'zgarmas. Ya'ni biz mana o'zgaruvchan deb faraz qilamiz-da. Как будто mana hosil olishim mumkin deb ketadi. Bu yerda qanaqadir lekin bo'laklab integrallasa ham shunaqa ifoda chiqadi shu. Shunda boyaga. Ha, gapiring. Shunda mantiq jihatdan to'g'rimi yoki shunchaki to'g'ri kelib qolganligi uchun shu usuldan foydalanamizmi? Endi shu shunchaki to'g'ri kelib qolgani uchun-da shu. Shuncha mana men bu x men nima qilishim mumkin? Men buni bemalol chiqarishim mumkin-da bu yoqqa faraz qilinglar. Mana men buni men ichkariga kiritishim mumkin. Chunki q integral nima bo'yicha ketyapti? Integral x bo'yicha ketadi, to'g'rimi? Shuning uchun mana integral mana mana bu hosilani o'rnini almashtirishi mumkin. Agarda bu ham x bo'yicha bo'lsa, men buni ichkariga kirgiza olmasdim. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki bir xil x bo'lsa. Shuning uchun bu mana mana bu qudi, bu qanaqadir bu mana menga mana x ga bog'liq emas deb buni men olib mana shundoq yoza olmayman men buni. Umuman olganda o'zgarmas sondi. Haqqim bo'lmasdi mana bu hosilani ichkariga kirgizishga. Mashinaqa. Rahmon. Endi oldidagi ikki. Qayerdan kelib qoldi, domla, shuni ham aytib yuboring. Nimasi? Ha, endi oldidagi ikki. Menda ikkisi yo'q chiqdi. Ikkisi yo'q chiqib qoldi-da shunga. Mana minus 2 pn l. Mana mana hisoblaymiz biz. Mana a yanimiz mana. Nima deysiz?
Ben şunu altta ki iki kayırdan gitme aldı demokçu. Ama iki mi? He. A bu iki neden geldi? Hani formuları özde var. Furiye Katar'ı yayılsak. A yanından B yanında. Uşatta yazıladı. İl taksım iki. İki taksım. İki taksım, iki taksım. Bana tepeye çıkayım mı bunu? Tepeye çıkayım mı bunu? Bana. 18. Bana umumi formulası. Bana mamını oraya gel, bana koyamam minus x taksım el. Aha, şuna arkası. X mamın içi de koyardı çünkü x boş integral. El'i bir yaka çıkaramam, minus'i hem çıkaramam bir yaka. A b'yinde bana bu 0 geteyim. Çünkü bu b'nin kafesinden, mamın kafesinden 0 geteyim bu arada. Biz de fakat mamını hesaplayalımız, a'yinde. Olur. Darlayayım mı? Aha, şuna arkası. Bana şuna arkası, bana minus x taksım el koyduk bana. Çünkü bu minus çıktı, ilk kettik bir yana hesaplayışı. Basket şuamız, bana hesapladık. Basket şuamız, yana basket şuamız. Bana kafesinden hesapladı bize de. Yani bana Vx'ni ben ya zaman, ahırı için maşa kabul edin. Bana bu sinusum var, bana bu sinus t, bana bu sinus x. Minus 1 n, n kvadrat. Bu da n boşanadı birden ortalı. 2 l pi kvadratı çıkaramam demek. Sumadan çıkaram çünkü bu l ile pi sumaya bağlı olamaz. Yani ben v'ni topkanımdan ki v'ni bir yak koyamam. İ w x koyamam. İ bana umumi için benden bana mı çıkadı? Bana bu w x mamlaka. İ bana bu v'nik. Bana bu ahırı geçim. Başka bir şey yok orta olan bunu. Ustaz. Da. Bu düşünerli fakat bana bu mecburi tepranışlar masalası hakkında tasavvur geygemezsiniz de. Şundan bir tek de misal işle bir uğraşsın. Karışo işliğimize hop işliğimize. İşliğimize. Mecburi tepranış sarmıra muamma bölette. Mecburi tepranışta otta ne kadar alış gerek? Otta şu adli bir cinsli bölgen tenglemanı geçimi plus bir cinsli bulmayan tenglemanın hususi integralını koyuş gerek şu. O şuna kadar. Mali onu hem korup çıkardı, problemi yok. Korup çıkarmış seken. Vaktimiz var, bemalar işliyimiz. Ustaz. Şunlar ne ortalı? Ustaz ne? Mesele boyunca soru var mı? Mahmu mesele boyunca. Bana bu mesele boyunca. Şunlarla. Şunlarla mı boptu? Muhtar ki devam edin. Boptu mu? Abdurrahman'ın soruları gemine hoşumça kılıp artık kesin. Aha, davay. Abdurrahman'da birinci soruları o Q, uzgarmaz son Q, üçüncü nöme gelip, o soruları yaptınız deyordu, siz cevap verdiniz. Soruları gelip, lakin ben özüm, ben bazı fikirlerde artık etmektim. Ben bitti, o şey cevaydı ki, ben o mazburuk devranışlar hakkında yani. Doğuş katan çıkarsa böyle doğuş iştirme yaptı Muhtarcan. Benim doğuşumu iştirme yaptı mı? Sen kat doğru yapayım, yok doğuş çıkartmadı gene. Yaptı lakin. Sizden mi? Bana oldu. Yok, bu aralarını geçti olmaz. Sizi kısal basra iştirme attı. Ama uzun aradan yapayım ben şekeri. Demek ki, bana bu yerde kiysek, bana bu şehirde, Abdurrahman'ın savalı, bana bu yerde fayda oluştu, boşladı. Bana bu. Ku özgürme son ku, diyordu. Ha. Ki, bana hasıl havalı yapıyoruz, diyordu. Lekin mana bu sinus funksiyamiz 10 minutdan keyin dars tugayapti, qaytadan ulanamiz, ketib qolmaysizlar. Mana bu yerda siz faraz qilishingiz mumkin q'ni o'zgaruvchan deb. Chunki q'ni mana nima tarkibiga e'tibor bersangiz, bu q qani edi, mana p n l deyapti. Abdurrahmon eshityapsizmi gapimni? Eshityapman ustoz. El o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, n ham o'zgaruvchan, faqat bu yerda bitta p konstanta xolos. Muayyanda siz sal kengroq fikrlashga o'rganishingiz kerak. Bu o'zgarmas sonki u bundan nimaga bunaqa hosila olinyapti degan savol. Siz mana demak mana bu sinus funksiya bu q ni funksiyasi sinus. Q qiymatni o'zgartirishi mumkin. Tushundingizmi? Hozir mana bunaqa yozish hech qanaqa bir mantiqsiz emas. Mantiqiy to'g'ri bu. Mantiq haqida. L ni o'zgaruvchi dedingiz-a ustoz? Albatta el, masalan, el 1 metr bo'lishi mumkin, yarım metr bo'lishi mumkin. Endi masalani shartida aniq qilib 2 metr deb bergan bo'lsa. Masalani shartida u o'zgarmas deb qabul qilinadi, lekin umumiy holda siz albatta yarım metrli yoki 1 metrli torni yoki simning uzunligini tanlashingiz shart emas, xohlaganda o'zgaruvchini tanlaysiz. Nima? Uzunlikni tanlashingiz mumkin, to'g'rimi? Shu ma'noda Q'ni mana bu yerda o'zgaruvchi deb olish hech qanaqa mantiqqa qarshi emas.
Endi ikkinchi nima? Majburiy tebranishlarni hozir qaraymiz. Majburiy tebranishlar haqida bitta masala bor bugungi mavzuyimizda. Bu misollarni bu misolda demak ishlashda hech qanaqa sizlarda savol qolmadi, to'g'rimi? Bugungi mavzuyimiz demak parabolik tenglamalarga Fourier metodini qo'llash deb ataladi. Demak mana ma'ruza rejasi. O'zgaruvchilarni ajratish metodini parabolik tenglamalarga qo'llash yo'llarini ham bir necha misollarda ko'rib chiqamiz bugun. Eng sodda masaladan boshlaymiz. Uzunligi L bo'lgan sterjinning ikkala uchida nolga teng temperatura ushlanib turibdi. Sterjin bo'yicha temperaturani boshlang'ich qiymati fx. Mana shunaqa misollar berilgan paytda mana shunaqa beriladi. Ana bu tenglamalarni tayyor yozib qo'yishmaydi. Quruq so'zlar bilan beriladi, shunga e'tibor beringlar. Mana shu quruq so'zlar bilan berilgan masalani qanaqa qilib ana matematik ifodalaymiz? Mana. Mana pastda shu narsa berilgan. Nima uchun mana bu yerda vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosila turibdi? Nima uchun ikkinchi tartibli emas? Qanaqa tenglama bu? Nimani ifodalaydi mana bu tenglama? Giperbolik bo'lgani uchun, ya'ni giperbolik keyin jarayon qanaqa jarayon bu? Fizik tarqalish. Jarayon, fizik jarayon. X tarqaladi, do'stlar. Issiqlik tarqalish. Ha, issiqlik tarqalish tenglamasida vaqt bo'yicha hozirda birinchi tartib. Giperbolik tenglama deb aytib qo'yamiz. Ana endi ikkala uchida deyapti, mana 0 bilan L mana. Bu nima? Qaysi shart? Qotirilgan, qotirilgan. Chegaraviy shart. Ha, chegaraviy shart. Nimada qotirilgan emas? Bu yerda bizda qanaqadir nima turibdi-da? Bir sterjin turibdi. O'sha sterjinning ikkala uchida nima harorat 0 deb ushlab turiladi. Qaraymiz. 0 qilib. 0 qilib. Mana shu. Mana qarang. Uzunligi L bo'lgan sterjin bor. Ikkala uchida harorat 0 ga teng. Mana. 0 ga teng. Mana shuning uchun mana bu shartni yozdik, ko'rdinglarmi? Vaqtni ixtiyoriy nimasida? Onida. Ana endi vaqtni boshlang'ich moment onida sterjin bo'ylab mana x o'zgaruvchi bo'ldi. Sterjin bo'ylab nima harorat bu? Nima deyapti? Mana bu yerda mana shu so'zdan biz mana bu ikkinchi qaysi shartni yozdik bu qaysi shart bu? Ko'chish shart. Boshlang'ich shart. Demak, T0dan cheksizgacha uzunligi sterjin uzunligi 0dan Lgacha. Mana shu narsa, mana matematik ifodasi qo'yilgan masalan. Endi mana shu masalani yechishimiz kerak. Tenglamani yechish. Nimani ishlatyapmiz bu yerda? Ana bu qaysi usul? Fourier metodi. Fourier usuli o'zgaruvchilar, ha, o'zgaruvchilarni ajratish usuli. Endi agar biz tenglamamizga mana bu ux ning o'rniga mana bu x, mana bu ko'paytmani qo'yadigan bo'lsak, mana bu tenglamaga birinchi tartibli hosilani u dan birinchi tartibli vaqt bo'yicha hosilani hisoblashimiz kerak, keyin x bo'yicha ikkinchi tartibli hosilani hisoblashimiz kerak, to'g'rimi? O'shundan keyin biz mana bu yerga birinchi tartibli vaqt bo'yicha hosilani qo'yamiz, balki ikkinchi tartibli koordinata bo'yicha x bo'yicha hosilani qo'yamiz. Ana o'shanda biz nimani olamiz? Mana bu tenglamani, ikkinchi tenglamani olamiz, to'g'rimi? Bu muammo emas. To'g'ri. Ana endi nima qilishimiz kerak endi? Mana bu tenglamani nima qilishimiz kerak? 2 ga 2 ni nimaga bo'lib yuborishimiz kerak? Fourier usulining asosiy nimasi mana? Tx ga ux ga bo'lib yuboramiz, ya'ni x ko'paytirib t ga bo'lib yuboramiz. O'shanda nima bo'ladi? Bu tarafda x bilan x qisqarib ketadi, mana bunga bo'lsak, mana bu ifodani 2 da mana chap tomonni x ko'paytirib, katta x ko'paytirib katta t ga bo'lsak, katta x bir-biri bilan qisqarib ketadi. Nima qoldi? A kvadrat. A demak, qarang, bu yerda demak t shtrix bo'lingan t qoladi. A bu yerda bo'lsa x bo'lingan x qoladi. Lekin mana bu yerda a kvadratimiz bor, mana bu yerda. O'shuning uchun buni qo'yib o'tkazib yuboramiz mana bu tarafga.
İkalasi qachon har xil o'zgaruvchi aslo olgan paytimiz ikalasi qachon bir-biriga teng bo'ladi? U qandaydir doimiy teng. O'sha doimiyni biz nima uchun minus deb olamiz? Nima uchun minus mana bu turibdi? Biladi. Nima uchun lambda deb olmadik? Lambda deb olmadik. Qachon bo'lishi uchun? Ha, demak mana bu o'tkizganimizni chapga o'tkazamiz-ku, plusli xat paydo bo'ldi. Ana mana bu. Demak, mana biz o'ylagan chegarama chiqish uchun. Ha, mana plus, mana bu yerda plus bo'ldi. Chegara, demak mana bu chegaraviy shartdan bir biz mana buni darrov topa olamiz. Buni ozgina fikrlasangiz, o'z tepaga qarasangiz, e'tibor bersangiz, bu chegaraviy shart kelib chiqadi x uchun. A, nima bo'lsa, mana t uchun bu mana bu tenglama paydo bo'ladi. Mana bu tenglamani yechimini biz bilamiz, to'g'rimi? Buni oho, necha marta ishladik. Mana uni. Ya'ni u o'tgan darsda biz xususiy qiymat, xususiy funksiya masalasini qaragan paytimizda gapirgan edik bu yechim haqida. Mana sayki sinus np tasin n. Mana bu yechim, 5-yechimni biz oldingi darslarda keltirib chiqarganmiz. A, ikkinchi tenglamada bo'lsa İkinci denklemeye eğer biz ikinci denklemeyi neyce diyebilirsek bana bir yerde ne bulur? Eksponansiyel buluş gireyim mi? Ha bana. T'ye bölü varsa iki ele tarafını ha. Ne bulurdu? Bana bu ifade ki lambda'nı nereden taptık? Lambda'nı bana bir yerden taptık. Lambda bu np taksım elegen. Bana bir yerde ne bulurdu? A'nı kvadratı tuttu. Bu butun logaritm bo'lganligi uchun eksponent chiqadi, mana bundan integral olsak logaritm chiqadi. Mana buni integral olsak. Logaritm chiqadi, bu yerda t ni o'z chiqadi. Logaritmni qutulishi mana eksponentga o'tamiz. Keyin mana mana bu o'zgarmas. Qanaqadir son bor edi. O'zgarmas chiqadi bizda. Natural logaritmlar xossalaridan kelib chiqadi. Bu narsani o'zingiz tushunasiz. To'g'rimi? Mana ketdik. Mana oxirida mana bu xususiy funksiyani ko'rinishida mana xm tn ya'ni n ga bog'liq bo'lib qoldi bular, o'shuncha indeksni yozib oldik. Mana bu b bilan s2 ni bir-biriga ko'paytmasini biz an deb belgilaymiz. Mana bu 7-chi ifodani kelib chiqishgan tushunarli sizlarga, to'g'rimi? Ana endi mana bu xususiy funksiyalarni hammasini yig'indirsa bizga umumiy yechimni beradi. Bizda endi nima turibdi masala? A n topishda turibdi. A n ni biz nimadan topamiz? A n ni qaysi shartdan topamiz endi? Bizda qaysi shart qoldi? Boshlang'ich shartdan. Boshlang'ich. Mana boshlang'ich shart. Mana fx. Bu fx ga teng.